genel başkanım, sizlere genel başkanım demek, baba ocağına hoş geldin demek bizleri o kadar onurlandırıyor, o kadar gururlandırıyor. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz başkanım. Biz Manisa İl Örgütü olarak 24 Eylül'de değişimin çoban ateşini yaktık. Sonrasında sonrasında 4 Kasım'da başkan mikrofondan konuşma. Sonrasında 4 Kasım'da Sayın Genel Başkanım bu çoban ateşini alevlendirdi. Bu ateş Türkiye'yi ısıttı. İnsanların içini ısıttı. İnsanlara umut oldu Sayın Genel Başkanım. Bu umut bizi iktidara taşıyacak arkadaşlar. 5 Kasım günü güneş bir başka doğdu. 5 Kasım sabahı insanlar umutla uyandı. Bu umudu Türkiye'ye açıklayan genel başkanım, hoş geldiniz. İyi ki varsınız başkanım. Bizler bu umutla size söz genel başkanım. Öncelikle 31 Mayıs'ta yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne altı oklu bayrağı dikmeye size söz veriyoruz başkanım. Başkanım, bizler sizlerle bir yola çıktık. Sizi her zaman için yoldaşımız bildik. Ve siz Manisa tarihinde ilk defa bir genel başkanı Manisa'dan çıkmasına buradaki vatandaşlarımızı onurlandırdınız. Sizlere minnettarız genel başkanım. Manisa'nın gururuydunuz. Türkiye'nin de umudu olacaksınız. Manisa'nın gururu oldunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin umudu oldunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de iktidar yapacaksınız. Sizlere teşekkür ediyorum başkanım. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz başkanım. Sayın İl Başkanım, komşu şehrimiz İzmir'in değerli İl Başkanı, değerli milletvekillerim, Manisa'mızın göz bebeği, Sarıhanlı'mızın, Akhisar'ımızın, Alaşehir'imizin ve Turgutlu'muzun hepsi birbirinden değerli belediye başkanları, Sarıhanlı'mızın, Gölmarmara'nın, Köprübaşı'nın, Demirci'nin, Selendi'nin, Kırkağaç'ın, Soma'nın, Sarıgöl'ün, Alaşehir'in, Salihli'nin, Ahmetli'nin, Turgutlu'nun, Şehzadeler'in ve Yunus Emre'nin kıymetli ilçe başkanları, yöneticileri, kadın kollarının, gençlik kollarının değerli başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız ve Özgür Özel'in ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailesi, kardeşleri, evlatları, hepiniz hoş geldiniz. Sayın basın mensupları, bugünlerde Özgür Özel'in hayat hikayesi, siyasi hikayesi konuşuluyor.
kısaca bahsedeyim. Tam yerindeyiz. Yarın demir testim var. İlk il ziyaretim deprem bölgesine Hatay olacak. Demir testinden önce gidilmesi gereken yer baba evidir. Benim iki tane baba evim var. Birisi Bahçıvan Abdullah Ağa'nın oğlu, babası Üsküp'te doğmuş, Manisa'da öğretmen, sizin Telat hocanızın ve ana kucağı Şükran öğretmeninizin evi. Sizden müsaade aldıktan sonra onların elini öpmeye, oraya helallik istemeye gideceğim. Ama diğer baba evi ve Özgür Özel'in hikayesinin, siyasi hikayesinin başladığı baba evinin hepimiz önündeyiz. Her şey şu balkonda başladı, şu balkonda. ...1974'te... Sayın basın mensupları, geçtiğimiz günlerde ilk kez Manisa'ya gelen bir arkadaşımla geçerken dedim hikayeyi anlatayım. İstasyona dedim ki burası istasyon. Atatürk'ün geldiği istasyon bu. Her sene burada karşılarız. Burası Gazi İlkokulu. Ben orada okudum. 100 metre ileri gittik. Aha burası doğum evi. Şunun zemin katında doğdum. Sonra geldik, burası Şehitler Ortaokulu, bahçesinde büyüdüm. Döndük geldik, burası da dedim, hepimizin baba evi, yetiştiğimiz, büyüdüğümüz, her şeyimizi borçlu olduğumuz birinin evi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evi. ...2009 yılında belediye başkan adaylık konuşmamda şunu söylemiştim. Uzun, zorlu, çetin bir yola çıkıyoruz. Kendime güveniyorum, sizlere inanıyorum demiştim. Orada Neşe Gülersoy'u, Mete Erdem'i ve 1980 öncesinde kaybettiklerimizin isimlerini anarken bugün aşağıdaki arkadaşları, belki bugüne göre çok daha az bir sayımız, gözyaşlarını tutamıyorlardı. O günden bugüne bu partinin değerlerini sahiplenerek, sizlerin ilk günden beri verdiği desteği bilerek, süreç içinde ufak tefek kazalar, kusurlar, hatalar olsa da onları hep geride bırakarak ve sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız, size borçlu olduğumuz güçle, sizlerden aldığımız ilhamla hep birlikte çalıştık. Şimdi bugün burada başka bir yürüyüş başlatıyoruz. Bugün burada Özgür Özel'in genel başkanlığa kadar bir yürüyüşü ve o yol arkadaşlarına minnet için, teşekkür için buradayım. Hepiniz sağ olun, var olun. Bundan sonra esas yürüyüş başlıyor. Bugün illerine giden ya da illerinden telefon alan İl başkanlarımız dün akşam bugün mesajlarla, aramalarla şunu söylüyorlar. Görünmedik bir hava var. Biraz önce İzmir'den değerli belediye başkanlarımız vardı. Onlar yolda, havaalanında söylediler. Hiç görünmedik bir hava, büyük bir umut ve heyecan var. Şimdi il başkanlarımız diyor ki, yıllar önce istifa edenler, aylar önce istifa edenler geri alabilir miyim diyor. Üye başvuruları var. Ben bütün Türkiye'ye buradan şunu söylüyorum.
Bu büyük heyecanın adı Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Atatürk'ün iki büyük eserinden biri Cumhuriyet'se biri Cumhuriyet Halk Partisi dediği, benim bugün helallik almaya geldiğim baba evimizin kapıları ardına kadar herkese açık. Yoksulların, işsizlerin, kimsesizlerin, emekçilerin, esnafın, çiftçinin, köylünün, halkın partisi, Cumhuriyet Halk Partisi sizi bekliyor. Çok az sayıda arkadaşımız vardı. Ama bugün
İzmir'in bütün seçilmişleri büyük bir coşkuyla İzmir havaalanında beni karşıladılar. Benim için geçen seçimde Kemal Bey'i var gücüyle destekleyen İzmir İl Başkanımızla benim kardeşim hepinizin evladı Ferdi arasında bundan sonra hiçbir fark yok. Bu partide birlik olacak, beraberlik olacak. Yarın eşim, sevgili eşim, sizin kardeşiniz Didem'le birlikte yarın sabah Ankara'ya gidiyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz, Didem eczaneyi bırakmaz, bu sefer bilimlik bırakacak. Ankara'ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ile Selvi Hanım'ın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Genel başkanlar
kendi şehirleriyle özdeşleşirler. Isparta Süleyman Demirel demekti. Mesut Yılmaz siyaset yaptığı dönemde Rize'de ANAP'ın gücünü hepiniz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı memleketinde hem çok önemli bir destek alıyor, hem belediye onlarda. Bunun yanında Sayın Bahçeli'nin Osmaniye ile özdeşleştiğini biliyorsunuz. Şimdi sıra Manisa'da hemşehrilerimde, Özgür Özel'in memleketinde. Özgür Özel'in memleketinde tüm ilçe belediyelerinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Özgür Özel'in partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını istiyorum. Manisa'da Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni başta dünyadaki siyasi akrabalarımızın iktidarda olduğu muhteşem şehirlerle, Türkiye'de de CHP'nin en güçlü olduğu şehirlerle kardeş şehir yapacağız. Manisa'yı bütün dünyanın bildiği bir Mesir Festivali'yle, bütün dünyanın konuştuğu Osmanlı'nın çok önemli bir kenti olarak tarihiyle, kültürüyle bütün dünyaya tanıtacağız. Özgür Özel'in genel başkan olduğu Manisa'da bundan sonra ne işsizlik ne açsızlık sorunu kalmayacak. Siz bize sahip çıkacaksınız, biz Manisa'ya sahip çıkacağız. Her birinizi tanıyorum. Her birinizi çok seviyorum. Bundan sonra hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Partimizi iktidara taşıyacağız. Partimize belediyeler kazandıracağız. Ve bir gün size söz veriyorum. Hep birlikte yine burada toplanacağız. Ve bu baba evine Atatürk'ün vasiyetini tutmuş, partimizi iktidar yapmış, Türkiye'yi çok iyi noktalara getirmiş olarak bir daha geleceğiz. Hikayemiz bitmedi. Hikayemiz yeni başlıyor. Bu partiyi iktidar yapana kadar durmak yok. Hep birlikte çalışacağız. Hepinizi sevgiyle,